Yemek okulumuza hoş geldiniz. Ben Refika. 5 dakikalık tariflerimiz içerisinde size bu hafta dedim ki birazcık daha hafif bir şeyler yapayım. Refika, bu bize lahmacun yapıyorsun, kebap yapıyorsun. Ondan sonra İzmir. Kumru yaptık. İzmir kumru yaptık. Ayıp oluyor. Önümüz yaz, hepimizi düşün dediniz. Ben de onun üzerine gayet hafif sebzeler getirdim. Ama bu sebzeleri ya ben ıspanak bana deme, yedirme diyenler için bile çok lezzetli olacak. Çok basit bir tarifim var. Malzemelerim gayet basit. Yumurtam var. Böyle serbest dolaşan mutlu tavuklardan. Ki onlarla ilgili de bilgilerim var. Muhakkak bir tane videoda güzel yumurta ve tavuk seçimiyle ilgili bir video yapacağız. Bizi muhakkak takip edin. 4-5 bağ minik ıspanaklarım var. Narım var. Limonum var. Tuz, karabiber, bir de zeytinyağı. İhtiyacımız olan sadece bunlar. Artık 5 dakikayı başlatabiliriz. Hazırız. Başladık. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Açamıyorum. Çok temiz. Dur bir dakika. Hayır, bence kilidi var. 5 dakika şimdi başlasak olur mu ocak açmadan? Tamam. Bakır tavam var. Bakır tava böyle çok güzel bir şekilde kendini hızlıca ısıtacak. Ona 2 çorba kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Böyle bazen videolarda bir o taraftan çekerken sonra bu tarafa geçiyor. Böyle çok yağ konulmuş gibi gözüküyor. Aslında birinin öbürüne keserken daha fazla arada daha güzel gözüksün diye biraz uzun tutuyorlar. Zannetmeyin ki Refika daha fazla yağ koyuyor. Haberiniz olsun. Şimdi burada 3, 4, 6, 7 ama böyle gayet küçük bağ ıspanaklarım var. Bunları böyle çok kabaca kesiyorum. Sadece bu kök kısımlarını biraz daha 1,5-2 dakika pişecekleri için onları biraz daha incecik kesiyorum. Arada çayımız var, çayımızdan alıyoruz. Bana gerçekten ekip şey hani arada sorular soruyorlar işte Refika o kadar tatlı mıdır, değil midir falan diye. Sağ olsunlar ekipten şöyle bir yorum geldi. Hani Refika'ya çayını verirsen kendisi gayet tatlı olur. Allah! Hop, bir güzel böyle birazcık fazla ısıtmış olabiliriz. Hop, şöyle koyduk. Bu ısıyla beraber şöyle ıspanakları sadece birazcık çeviriyoruz. Yani rengi böyle yeşil ya, birazcık parlayacak ve o kadar yetiyor aslında. Uzun uzun böyle ıspanak yemeği yapar gibi öldürmeye hiç gerek yok. Bir de hızlı tarifler bölümünü izleyenler, programını izleyenler belki hatırlayabilirler. Benim bir ıspanaklı köfte rüyam var. Rüyamda ben köfteyim ve yanımda ıspanak var. Ve böyle ıspanak diyorum ki bu tavanın altı çok açık, çok açık. Ispanak da bana inanmıyor ve direkt içimden şey demek ıspanak. Yani zaten ne kadar anlasaydı ıspanak olmazdı falan gibi. Hani şey... Böyle bir ön yargısı olan biri olarak yani öyle süper ıspanakçı biri olmayan biri olarak tutarlıyorum. Bayağı döner kebap tadı alacaksınız. Şimdi buharlı ateşte birazcık öldü ya yeter. Ocağın altını kapattım bile. Bu halini Bahar bir yakından görürsen çok sevinirim. Bu kadar. Sadece bu kök kısımlarını arada kesiyoruz. Tamam mıyız? Aldık mı? Tamam. O zaman hop. Evet, gidebilirsiniz. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bunun içerisine 3 tane göz yeri açıyorum. Siz bunu görmek istiyorsanız şöyle. Hala tavamın altı gördüğünüz gibi kapalı. Siz eğer bunu böyle bir seramik tavada yapıyorsanız bunu yapmanıza gerek yok. Çünkü bu kadar hızlı ısınıp bu kadar hızlı soğumaz. Altını kıssanız yeterli olur. Şimdi böyle bir yumurtanın şeyini bozmadan, bütünlüğünü bozmadan tabii ki zor şartlar altında çalışıyoruz. Bize 30 saniye ekleyecek misiniz? Evet. İkinci yumurtayı kırıyoruz. Üçüncüyü buraya kıracağım. Beklediğim yere çekin.
kırmadığı için buradayım hala. Tamam. Evet, şöyle. Ve şimdi tekrar altını açıyorum. Şimdi buradaki numara şöyle. O sarılar gerçekten böyle lezzet kesecikleri gibi çalıştıkları için sarıları bozmak istemiyorum. Ama beyazın da aynen sarı gibi bir keseciği oluyor. Bir bütünlüğü. Bunları birazcık ıspanakla o bütünlüğünü yavaş yavaş sarısına zarar vermeden ıspanakla karıştırıyorum. Şöyle. Ve bundan sonra yumurtanın şöyle bir özelliği var. Beyazının önce bir harlı ateşe girmesi ama sonrasında bunu kim aldı ya? Ha? Kaçtı. Tamam. Bu beyaz tarafının ne diyordum? Hop. Onları dans ettiriyordum birlikte. Öbürünün sarısının bütünlüğünü bozmadan. Aynen. Beyazını şey yap. Ha, yumurtanın beyazı muhakkak yavaş pişmesi lazım. Sarısı için de aynı şekilde. Eğer yumurta bir anda pişerse böyle bir daha lastikimsi oluyor. Onu sevmiyoruz. Ağızda böyle hafif dağılması lazım. Şimdi artık biraz tuzunu ve gerçekten mi? Evet. Çok ha çok mu konuştum? Tamam peki. Okey. Birazcık tuzunu, birazcık karabiberini ekledim. Zaten bitti aslında. Bir dakikaya da olmuş sayılır. Tuz ve karabiberleri o zaman konuşuyorum. Tuz ve karabiberleri de böyle bakın güzel güzel biz taze muhakkak çekiyoruz. Böyle küçük baharat doğrayışlar. Onu da muhakkak bir gün göstereceğim. Elinizde olsun. Ve şey olarak kesin. Taze çekin. Hem deniz veya kaya tuzunuzu hem de şeyi karabiberinizi. Şimdi narım var. Narı direkt üzerine. Şimdi nar, evet güzel gözüküyor ama güzel gözükmesinin haricinde böyle sanki ketçap tanesi gibi güzel bir böyle lezzet de verecek. O yüzden böyle parmaklarım arasından nar taneleri düşebilsin diye şöyle izine ve tepesine bir tane böyle daha poposu geniş bir kaşıkla vuruyorum. Sevgili izleyicilerimden 5 dakikaya takılma, rahat rahat anlat dedikleri için galiba bu gücü almış olabilirim Jackie Bey. O yüzden güzel güzel anlatabilmek önemli. Hafif bir nar suyu buna çok nefis bir ekşilik de verecek. Ve gördüğünüz gibi oldu. İstediğim tam olmuşluk aslında bu. Bahar senin yanına getiriyorum. Beyazlar artık beyaz, transparan değiller. Sarısı yumuşak. Hala ıspanağın yeşil yeşil parlaması lazım. Bu en önemli tarafı o. Eskiler bunu böyle alışıktır iyice sündürmeye yeşili. Bu haliyle çok lezzetli. Fırında da güzel. Sevgili Burak'ın yaptı. Sonra bizim derin dondurucuya koyup dondurdum. Sonra da işimize yaradığında hop çıkarıp böyle ısıttığımız çok lezzetli. Mis gibi ekşi maya ekmeğimiz var. Artık bunu böyle daldırıp yiyebiliriz. Daldırayım mı? Daldırayım mı? Hepimiz tamam. İçin daldırıyorum. Hepimiz için daldırıyorum. Hepiniz için daldırıyorum efendim. Nereye dalacağım? Nereye? Şuraya dalabilirim. Evet. Pekşat diye hatırlatmış ama bu pekşat olacak yani. Bu pekşat, şu an pekşat oluyor. Tamam. Pekşatı var zaten. Evet şuraya şey yapıyorum. Tamam. Gölge yapıyor mu bu? Tamam. Yapıyor mu? Güzel. Tamam şöyle. Böyle yumurta ve şeyle. Olmadı mı? Evet, tam elini önüme getirdiğin için olmadı. Bir daha dalırız. Tamam. Bunu o zaman şey payı, Jackie payı olarak dırınının. Bunları ben alıyorum. Buyurun. Siz için hareketleyin, emin ellerde. Evet. Bir de size şunu mu yapacağız? Aynen, çatalsız dal patladığını. Bunu mu? Ha. Ekmekle mi dalayım? Yani. Ya da şu yakındakine dalayım. Nar var mıydı? Sende nar yoktu, var mıydı? Şuna dalsana canım. Onun var, var. Vardı, vardı. Tamam, okey. Oldu. Dur narını da al. Çok lezzetli. Evet, kapatabilirim artık herhalde. Bir saniye şunu bir yiyeyim. Limonu unuttum. Hmm.
alışık olmadığımız bir şey. Yani Kıbrıs'ta falan çok yapılıyor ama Türkiye'de çok değil. Yumurtanın üzerine özellikle böyle sebzeli olduğunda güzelce bol bol limon sıkmak. Bu ekşiliğiyle o yeşillik bir araya geliyor ve tadı muhteşem oluyor. Birazcık şöyle ipuçlarını toparlıyorum. Lezzetli bir yumurta, ıspanaklı yumurta yaparken özellik. Ispanağın çok çok az pişmesi gerekiyor. İkincisi tava sıcak olacak yumurtayı kırdıktan sonra iyice kısık ateşte. Önce bir yüksekte kendi dağlanacak, sonra çok kısık ateşte 2-2,5 dakika, 3 dakika içerisinde beyazlarını dağıttığınız zaman beyazları beyazlaşacak ama sarısı hala akışkan olarak devam edecek. Tuzunu, karabiberini son dakika koyuyoruz ölmesin diye ve nar taneli ve son dakikada limon suyu. Böylece çok basit bir ıspanaklı yumurta ama İskender kebap lezzetinde ve mutluluğunda olabilir. Hepimize şimdiden afiyet olsun. Bu tarifi beğendiyseniz diğer 5 dakikalıkları da izlemenizi ve muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Aşağıda da deneyenlerin ne kadar güzel yorumlar yaptıklarını göreceksiniz. Siz de eğer beğenirseniz muhakkak o yorumlardan yapın. Bizi ne olur izlemeye devam edin. Eğer abone olmadıysanız da abone olun. Çok teşekkürler.